Vesarikum vesarika. Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadın fakta ve eydihum. Elini kessin, ceza ve mâkese bu. Yaptıklarının karşılığı. Nekâle minallah. Allah'ın bir efendim ibretidir ve kullarının o hatadan vazgeçmesi. Vallahu azizün hakim. Allah aziz ve hakimdir. Peki ayetler bitti. Bunun da manasını açıklayayım. Toparlayalım. Kur'an-ı Kerim koyduğu cezalar insanlara o cezalar uygulansın da insanların eli ayağı kesilsin gayesiyle değildir. Bu ceza var. Ama cezanın hedefi şu. Bir, hırsıza der ki bak ey hırsız sen Allah'ın kulusun. Bu insanlıkta hırsızlık kötü bir şey. İslam zaten haram etmiş. İnsanlıkta Avrupa'da hırsızlık medeniyet midir? Amerika'da hırsızlık yapmak uygar bir insan mıdır? Çin'de hırsızlık efendim çok kaliteli bir iş midir? Dünyanın neresinde hırsızlık iyi bir şey? Cevap verin. Gavur ülkeler he? Yok. Din diyor ki bak bu insanlığa sığmaz. Bak bu suç çirkin bir şey. İnsanlıktan çıkarsın, kolun gitmiş ne olacak ki? İnsanlıktan çıkarsın. İki, adamın 50 senelik birikimini, 50 senesini yok ettin. Adamın 50 senelik el emeğini yok ettin. Senin kolun gitmiş ne ki? Adam milyonları götürüyor. Haberlere çıkıyor bazen. Adam babalı babamdan kalan diyor. Yani 4 kilo, 3 kilo altınlarım vardı diye hepsini götürdü diyor. Bak babadan kalan 50 yıllık, 80 yıllık birikim bir anda gitti. Kol gitsin ne olacak? 50 yıl gitti. Din diyor ki bak bu işi yapma. Sen şahsiyetin gider, insanlıktan çıkarsın. İslam'dan değil, insanlıktan çıkarsın. Zaten İslam'da bunun yeri yok. İki, adamın 50 sene. İkisini koruyor. Önce hırsızı koruyor. Yapma bu çirkin işi diye. Ve nekal kelimesi ibret demektir. Ve insanlığa da ibret oluyor. 700 senelik Osmanlı tarihinde duymuşsunuzdur. 7 taneye yakın bir hırsızlıktan bahsedilir. 6'sı gayrimüslimdir. 7'si de facir birisidir. Yani Osmanlı'da bir tane Müslüman olan birinin hırsızlığına rastlanmıyor. Ha neden? Baştan caydırıyor seni. Yapma bunu. Yapma. Yoksa kol kesmek derdinde değil. Gel hırsızlık yap da senin kolunu keselim. Bu misali hepsinde paylaştım. EDS'ler vardır. EDS kırmızı ışıkta. Yani o EDS'ler, o kameralar geçin de size ceza yazalım gayesiyle değildir. Ya geçme. Geçersen yayaya çarparsın. Çocuğa çarparsın ya. Adamın göz bebeği bir yetiştirmiş. Efendim veya efendim hızlı geçersin tırın altında kalırsın. Hayatından olursun. Geçme. Bu yanlışa düşme. Seni korumak içindir. O kameralar, o efendim EDS'ler destekliyoruz. Ben kırmızı ışıkta hayatta geçmem. Hiç. Tarihte yazmaz. Niye geçeyim? Yani bu kurallar senin içindir. Senin efendim hayatın içindir. Bundan dolayıdır ki ne oluyor? Toplumda bir düzen sağlanıyor. Birbirine hürmet, saygı sağlanıyor. Ben kırmızı ışığa geldiğim zaman yeşil yandı. Hemen geçmiyorum. Bir bakıyorum sağa sola. Birisi kaç defa böyle kazadan kendimi kurtardım. Allah kazalardan muhafaza eylesin. Yani adam bir bakıyorsun sen yeşil ışık diye geçiyorsun. Bu gidiyor. Ben haklıyım. Ya haklı olmak önemli değil ki. Bum diye çarpıyor adam. Sen ne yaptın? Ya bağırıp çağırmanın da bir faydası yok. Tedbiri elden bırakmayın. Kavşaklarda sağa sola bakın. Rabbim kazalardan muhafaza eylesin. Yol selameti nasip eylesin. Amin.